Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Yine karşınızda yorgun bir Emine. Sabah bir alışverişe gittim. Birazcık işimiz vardı Ömer oğlumla. Onları hallettik. Ufak mini bir alışveriş yaptım. Geldim ama cidden yoruldum. Birazcık dinlendim ve mutfağa girmek zorundayım. Hiç kaçarı yok. Mutfağa girip yemek yapacağız. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Yağmur sesiyle beraber. Çok hızlı bir şekilde. Rüzgar yok ama güzel, akışkan bir yağmur var. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Gözlerim kapanıyor yine. Ne yapacağım? Her şeyden önce videoya başlamadan önce kahve yapacağım kendime. Ondan sonra vlogumuza başlayacağız. Sizler de arkadaşlar da sizlerden ricam videoma beğeni bırakmayı unutmayalım. Ücretsiz bir şekilde abone olalım ve bol yorum yapalım. Vaktimiz var ise şimdiden hepinize teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler sizlere gurbetten. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bir videomda sizlere Lidl'in peynirini söyledim. Arkadaşlar gidip aldınız mı? Kimler aldı? Yorumlarda bana belirtin. Merak ediyorum. Alanlarınız oldu mu peyniri? Ben gittim. Bugün işte arkadaşlar aldım ben. Tabii ki biliyorsunuz videolar dakikası dakikasına gününe gelmiyor. Ben bugün aldım. Daha kutuyu açmadım. Sonra bir açıp bakacağım ama. Çünkü ben de merak ediyorum. Kahvemi de yaptım. Esasında buna bir şeker atsam iyi olur ama atmayacağım. Daha bakın buraları hiç toplamadım. Ispanak almıştım. O da karşı lavaboda. Yıkanan bulaşıklar orada. Artık beraber yapacağız arkadaşlar. Bu yolun çıkışı, kurtuluşu, kaçışı yok. Kahve içip kendime gelmek istiyorum. Kahveyle güne başlayanlar var mı? Ben bir ay olacak hemen hemen öyle söyleyeyim. Bir aydan beri sürekli her sabah gözümü açar açmaz kahve içiyorum ve güne kahveyle başlıyordum. İyi oluyordu ama dün içmedim arkadaşlar. Bugün de içmedim. Bugün direkt Ömer'le dışarı çıktık. Hiçbir şey yapmadan. Bir tek ödem ilacımı, tansiyon ilacımı içtim. Dışarı çıktık. Ha bir de böbrek ilacımı. Böbrek ilacımı. Ömrümün ilacını da içtik ve dışarı çıktık. Kahvaltı bile yapmamıştım. İşlerimizi hallettik ve geldik. Kahve bugün kaldı. Kahve içseydim sabahtan belki bu kadar yorgun, bitkin olmazdım. Ama olsun, can sağlığı diyelim. İşlerimize başlayalım. Kahvemi yaptım. Ispanak aldım. Hemen şu kuruyanları ben bir kaldırayım. Gerçi kurumadı. Sabah yıkamışım Nur. Ama şöyle bir alayım onları. Şu karşı tezgahı siz görmeyin. Karşı tezgahı zaten hiç göremiyorsunuz. Orası kapalı bir yer, garanti. Şurada da İlknur'a demiştim, kızım bana birazcık kahvaltı hazırla. Ben çok yorgunum. Biraz peynir koymuş, kaşar. Beyaz peynir, birazcık yeşil zeytin. O da yemedim. Kaldı. 4 dilim ekmek koymuş. 1 dilim yedim. Çünkü çok yorgunum. Hala da yorgunum arkadaşlar. Yorgunluğu atamadım üzerinden ama inşallah kahveyle atacağım. Şimdi tabii ki makinede dolu. Hiç sevmediğim şey. Makine dolu olduğunda ben iş yapamıyorum. Makine boş olacak. Elimdeki bulaşıkları da ata ata vermek istiyorum makineye. Ama maalesef. Ben şimdi ne yapayım? Şuradan büyük bir değnimi çıkarayım. Ispanaklarım temiz ama
güzelce bir yıkayacağım arkadaşlar. Ispanaklar çok temiz, çok güzel. Çamur falan yok. Zaten ince ıspanak. Buna kuzu ıspanağı mı ne diyorlar? Güzel, temiz, çamuru yok. Hemen şöyle açalım ve doğrayayım. Temizleyeyim, bakayım. Çünkü yemeğe geç kalıyorum. Gerçi çabuk oluyor ıspanak ama bu ıspanağı sabahtan ya da bir gün öncesinden yıkasaydım daha iyi olurdu. Çünkü şey oluyordu arkadaşlar, kuruyordu. Ama şimdi kurumadan hemen yapacağım. Diğer ıspanak olsaydı ama yok, işte bu ince ıspanaklardı. Bunun da bağı, bir bağı 1.50 idi. Yarım kilo sanırsam bir bağı. Ben de 4 tane aldım çünkü az. Fazla küçültmeyeceğim. İri iri doğrayacağım. Zaten ne canı kalıyor ki? Şöyle doğrayayım. Önce ıspanaklar şey arkadaşlar, süzülesiye kadar şuraları bir toplamam lazım benim. Buralar yine dağıldı. Sabah mutfağa ben girmedim ya. Vallahi böyle dağılık olduğumu nereye toplayacağımı şaşırıyorum. Bunları buzdolabına koyayım. Hava sıcak, serin değil. Çabuk bozuluyor. Hemen beyaz şey oluyor. Küf mü deniliyor ona ya? Çürüyor. Beyaz böyle küf gibi oluyor. Şurada eski iki tane limon vardı. Onları üste koyayım. Nasıl toplayacağım arkadaşlar bunları? Çok dağınık. Oh. Şunları da şuraya mı döksem? Şu maydanozu da kaldırayım. Şimdilik lazım değil.
Vallahi buzdolabı kurtarıcı oluyor. Yemin ederim. Bunlar da temiz. Şuraya ayırayım onları. Zeytin dışarı çıktı, yerine koyulmadı. Ekmek var. Bir sürü ekmek almışlar. Gelen ekmek alıyor, giden ekmek alıyor eve. Evet, deri düştü. Şurada pide var. Dediğim gibi arkadaşlar, ekmek alıyorum, ekmek yenilmiyor. Bir sürü birikti evde. Dilim ekmeğimiz var. Yufka var. Şöyle göz önüne koyayım. Bitsin bunlar. Şu salçayı ben ay kahvem. Kahveyi koymuşum oraya, arada duruyor. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Anne olmak çok zor. Evin kadını olmak çok zor. Cidden çok zor. Evi yönetmek, evi düzene sokmak çok zor. Mutfağı topladıktan sonra yemeği ateşe koymam lazım. Saat geç oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Emine Hanım bırak geç olsun bir şey olmaz. İşte bırakamıyorum arkadaşlar. İşten gelecekler. Hepsi aç. Sabahın 5'inde kalkıp gidiyorlar. Evet yanlarına koyuyorum yemek. Ama eve gelince de sıcak yemek istiyorlar haliyle. Yanlarına ne yapıyorum? Aha şu ekmekleri sandviç gibi yapıp yanlarına koyuyorum. Mecburen eve gelince de bir tas çorba, bir sıcak yemek arıyorlar. Daha yıkanacak çamaşırım var. Siyahlar makineye doldurdum ama az diye beklettim. Onlar seçilecek. Bulaşık makinesi dolu. Ispanağı yıkadım, orada bekliyor. Bir gün böyle kalktığım zaman diyorum ki ben iş yapmasını bilmiyorum herhalde. Ben düzen bilmiyorum. Cidden ben beceremiyorum diye düşünüyorum. Yapıyorum yapıyorum, her gün aynı, hiç değişen bir şey yok. Hatta kendime diyorum ki ne, ben başaramıyorum, yapamıyorum, olmuyor. Örteyim de babama ses gidiyor. Hatta diyorum ki başka kadınlar, başka anneler nasıl yapıyor ben anlamıyorum arkadaşlar. Yemeklerini yapıyorlar, çocuklara bakıyorlar, evlerini temizliyorlar, düzenliyorlar, bir de gezmeye çıkıyorlar. Kız ben niye yapamıyorum bunu? Benim işim niye bitmiyor? Düzenli mi yapmıyorum acaba? Ay bilmiyorum. Ay kafayı yiyeceğim. Cidden kafayı yiyeceğim. Allah Allah. Kız bir gün hiç gördünüz mü beni böyle alayım kamaraya oturayım konuşayım, bugün işim yok hadi gel muhabbet edelim. Hep bir bulaşık toplama, bir sağa solu silme, hep bir yemek derdindeyim. Ay Allah beni ne yapmasın ya. Ay
şunu şekersiz içiyorum ki kendime geleyim diye. Biraz kendimi toparlayayım diye gözlerim kapanıyor arkadaşlar. Uyku geliyor. Uyumak da istemiyorum. Hava çok bunaltıcı bir hava. Ha, bugün çamaşırım yine kaldı. Bugün çalıştıramayacağım. Çalıştıramam. Akşam oluyor. Akşam olunca da sermek istemiyorum. Eve, odaya serdiğim için arkadaşlar sabaha kadar cam kapı kapalı. Biz soluyoruz. Teneffüs ediyoruz. Kokuyu, nemi. Sabahtan yıkamam lazım çamaşırı. Ay sanki bugün ben bir duygusalım, bir ağlamak istiyorum. Niye ben böyle oldum? Dışarıda yağmur ağlıyor, gökyüzü ağlıyor. Ben de burada ağlamak istiyorum. Yapamıyorum, sanki elim kolum bağlı. Kız hiç mi toplu olmaz buralar anam? Aa, şu plastiklerim hele hiç bitmiyor. Ben bıktım bu plastiklerden. Aa, sabah akşam plastik yıka kaldır. Akşam yıkıyorum. Sabah yanlarına koyuyorum. Akşam geliyorlar yine yıkıyor. Ay ben bir ağrı kesici alayım arkadaşlar. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Kız yoksa ben depresyona mı girdim? Vallahi iyi değilim. Gözlerim kapanıyor. Şu göz çizgileri, kalem sürülen yer sızlıyor. Ne deniyor oraya ya? Ne dendiğini de bilmiyor. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor yalnız. Balkona çıkacaksın. Alacaksın kahveni, oturup içeceksin. Bakın Almanya, Hamburg benim bulunduğum yer yağmuruyla meşhur. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman içinde arkadaşlar şöyle bir kahve, bir çay yapıp balkonumda var. Hiç çıkıp oturup kahve içtiğimi bilmem yağmurun sesiyle beraber. Kahve içerken yağmur da eşlik etsin bana. Balkonum olmasa öyle derdim. Ah bir balkonum olsaydı da dışarı çıksaydım diye. Tövbe yarabbim. İçemiyorum da zorla içiyorum. Şekeri yok ki içinde. Süt de sevmiyorum. Sıcak süt çok seviyorum esasında ama... Sıcak kahvede süt bana yağ kokuyor. Ağır bir yağ kokusu geliyor. Halbuki sütü çok seviyorum. Özellikle de prosenti, yağ oranı, yağ miktarı yüksek olan sütü çok seviyorum. Ama kahvede içemiyorum. Yapmasam mı ben bu yemeği bugün? Yemeğim de yok. Zaten onun yanına ne yapacağım diye düşünüyorum. Vallahi makarna yapacağım. Bana ne? Vallahi makarna yapacağım. Ispanak. Zaten yoğurdum da var, mayaladım. Kız, o yetmiyor. Bir de yoğurt mayalıyorum. Allah'ım yarabbim. Ben kendime bakmıyorum. Bir de kalkıp yoğurt mayalıyorum, özeniyorum. İşte her şeyi yapmak istiyorum ama heves ediyorum. Ama yapamıyorum. Yapıyorum sonra yoruluyorum. Pişman oluyorum yaptığımı. Yoğurt mayalıyorum yani. Bu yoğurt benim değil mi? Al bakkaldan yesinler. Diyormuşum. Yok onu yapmam. Yok. Yoğurt mayalamayı seviyorum, mayalarım. Ama ben bugün cidden bir tuhafım. Kahveyi unutmuşum. Buz oldu buz. Buraları toparlayacağım diye. Ay Allah'ım. Vallahi ağlanacak halime gülüyorum ama gülmüyorum da. Cidden çok samimiyim. Bugün çok ciddiyim. Hiç gülesim yok. Agresif değilim ama çok duygusalım. Çok doluyum. Sanki patlayacak yer arıyorum ama öyle bir şeyim de yok. Ya da dertleşecek birini arıyorum.
şuraya kadar içtim, daha içmeyeceğim, gitmiyor. Hadi şu biber salçasını da çıkardım, salçaya karıştıracağım, gitsin. O da çöp olmasın, işte çöp olmasın diye biz anneler hep uğraşıyoruz. Şu çöpe gitmesin, bu çöpe gitmesin, yok şunu şuna karıştıralım, yok bunu tüketelim. Yok bayat ekmeği ben yiyeyim, tazeyi bunlar yesin, şunlar yesin. Hep kendimizi böyle bırakıyoruz işte. Ondan sonra da benim gibi depresyona giriyorsunuz. Giriyoruz. Ben gideyim en iyisi 5 dakika oturayım. 5 dakika şöyle gözümü bir yumayım ama bilmiyorum, yemek ben gidiyorum. 5 dakika bir uzanayım diyorum ama inanmayın arkadaşlar, benim işim var, işim, hadi yemeği yapalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen geçiyoruz yemeğimizin başına. Depresyona girmeye bile kendimize izin vermiyoruz. Hemen kalkıp yemek yapmamız lazım. Sağ sol toplamamız lazım. Bırakın da bir depresyona girin doğru düzgün. Olmaz. Ev yemeksiz olmaz. Yemek olması lazım. Ay can sağlığı olsun arkadaşlar. Ev yemeksiz olmuyor. Depresyona da girsen, neye girirsen gir. Heh, ben soğanı böyle doğruyorum. Soğan için bana kızanlar var. Ne iri doğruyorsun. Kız, ben de yemekte gözükmesini seviyorum soğanın. Gözüksün. Ama sanki hiç soğan koymamış gibi. Sonra pişince öyle çok diri gözükmüyor arkadaşlar. Ekranda belki büyük doğranmış gözüküyor ama değil. İnanın. Yani ben de doğradığımın farkındayım. Şöyle sarımsak. Bir tabak sarımsak doğradım, temizledim. Dediğim gibi depresyona şey yok. Vakit yok. İçeride oturdum. Sarımsak temizledim. Gidip uzanacağım demiştim ya. Tamam. Bu yeter. Gerisini de yoğurda katarım. Soğanı güzelce kavurayım. Şöyle de alayım. Hadi bakalım. Yiyenlere şifa olsun. Azıcık salça koydum. Olmazsa olmazım. Kırmızı toz biber. Salçanın üzerine azıcık toz. Birazcık da biber salçası. Gerçekte biber salçası kullanmıyorum ben. Türkiye'ye giden komşum var. Hep söylüyorum. Domatesini bana bıraktı saksıyla diye. O komşum biber salçasını o verdi. Hani izine gidiyorum. Abla al sen kullan diye. Ben de böyle yemeklere katıyorum. Ziyan olmasın diye. Daha demin anlattığım gibi. Çöpe gitmesin, değerlendirelim. Hesabında. Ocağı da kıstım biraz şimdi. Yanmasın. Yemeğim. Çok güzel kavruldu. Sarımsak koktu mis gibi. Burada da bakın bir tepe oldu. Hadi dökmeden alayım. Bismillah. Dökersem de lavabom temiz arkadaşlar. Sürekli temizliyorum, yıkıyorum. Sizler de görüyorsunuz. Bir de kaç su yıkadım bu ıspanağı. Bakın şimdi bir tepe ıspanaktan ne kalacak?
şöyle biraz karıştırayım da sönsün. Hepsini koyacağım. Kapağını da kapatırım. Kendi kendine sönsün burada. Kamerayı kapattıktan sonra arkadaşlar, tabii detaylı olarak çekemiyorum. Şöyle güzelce yaptım, pirincini attım. Ben pirinçli yapıyorum ıspanağı. Güzel şöyle bir tencere. Büyük tencereme yaptım ki pirinci rahat kaynasın diye. Şimdi bunun yanına dediğim gibi evet makarna yapacağız. Bir de tarhana çorbası. Çocuklar tarhanayı seviyor. Yoğurdumu daha yapmadım. Sarımsağım burada. Böyle. Yemeğim pişe kalsın arkadaşlar. Dışarıda da çok güzel yağmur yağıyor. Gözükmüyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bugün hiç durmadı. Hiç. Hala da hızlanıyor yağmur. Neyse. Yağmur bereketiyle yağsın inşallah. Ay daha çok hızlandı. Evet, videomu kapattım ama tekrardan videonun başına bunu koymak istedim. Şöyle tarhana çorbamız burada pişiyor. Şurada makarnamız. Ben de buradayım. İlk burada sarımsak hazırlıyor. Sarımsaklı yoğurt. Burada ama da ıspanak yemeği. Niye? Ha gideceksin diye. Sarımsak mı? Şu ocağı biraz kısalım. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Videomuza destek amaçlı yorum yazmayı unutmayın. Bunları videoya dahil edemedim. Videoyu kapatmıştım. Yağmur yağıyor demiştim ve yağmur tekrardan şiddetlendi. Bakın. Bayağı bir şiddetli yağıyor. Anne. Evet, sizlere iyi seyirler arkadaşlar.